Vallahi. Ne yapayım? İşte böyle gezdiriyorum bunu. Çıkarıyorum, gösteriyorum. Telefona çektim, ne yapalım? Yapmayaydım. Sonra 2 saat sıraları doğum yaptım. 2 sıraları normal doğum yaptıktan sonra yanıma çocuğu verdiler, doğumu yaptım. Dedi ki bu burada dursun dedi hemşireye. Yanında tam 1 saat durdu. Saat 3'e yaklaşıyor. Bakıyorum çocuk ağlıyor, gelen yok. Tam çocuk ağlarken ayağımı indireyim de dedim. Gelen giden yok. Alayım bari dedim. Tam ayağımı indirip de alacağım vakit hemşire geldi. Tabii umulmuş gibi tabi boğazım kilitleniyor. Dedi ki niye iniyorsun aşağı dedi. Ben dedim çocuğu bırakmışsınız orada dedim. Ağlıyor. Ben de üşüdüm. Soğuk kış günü bir taraftan dedim. Alayım dedim odama gideyim dedim. Sen dur dedi. Doktoru çağırdı. Geldi dedi ki niye iniyorsun aşağı dedi. Ben dedim ki bıraktınız gittiniz dedim. Neyse sabah saat 8 oldu vardı. Kocacığımı kendini yer. Dedi ki hemşire geldi ben bakıyorum. Ben akşamki gördüğüm çocuğu sabah göremedim. Ben dedim ki hocam dedim akşam götürdün yanımda vermedin şimdi ver dedim. Senin dedi çocuğu dedi gece 3'e kadar durdu ya dedi. Gece 3'te öldü kendi elimle gömdüm. Gece. Dedim, hocam kurban olayım dedim. Gündüz bir şey derdi. Mezar yok nereye gömdün dedim. Sonra dedi ki şimdi dedi, kız çocuğunu alacaksın dedim. Ben de almıyorum dedim. Bir daha vurdu. Dedim hocam niye vurup duruyorsun dedim. Ben çocuğumu istiyorum dedim. Sonra arkamdan bir vuran oldu. Yine dedim aha doktor niye vuruyor dedim. O bayanmış. Benim diyor alma diyor ama döndüm baktım ki kadının suratı kıpkırmızı. İyi vurmuş kadına. Ben yedim doğumhanede dayağı. Şimdi o kadın diyormuş. Ben almam bu kızı çocuğu dedim. Alacaksın almayacaksın deyince bir daha vurdu. Oldum yere bayılmışım. Oldu bir daha görmedim. Elime de çocukların boğaçalarını verdiler. Beni kapının önüne koydular dışarı soğuk. Üstünde çamaşır yok. Üşüdüm. Almıyorlar da içeri. Yemek de vermiyorlar. Bir ay sonra geri geldim, geri kovuldum. Geldim, geri kovuldum. Elmadan'dan kaçtım geldim. Varıyorum morka soruyorum. Madem öyleyse bana da vereydiniz. Ya teyze sen ne diyorsun dedi. Seninki ta o zaman gece gitti demesin mi? Yani ölü değil, sağa gitti. Temizlik görevlisi vardı da ben hastaneye çıkmadan bir bayan bir erkek. Ayşe teyze dedi sana bir şey söyleme dedi. Deme sakın dedi. İşimizden olur dedi. Bütün dedi bu saat dedi şimdi değil. Ta ne zamandan sene kaçtan beri başlıyor bunlar dedi. O saat dedi çocuklar dedi kamyona yüklet gittiler sakın deme dedi. Yani öldüyse cenazeye verin, mezarını gösterin. Mezarı için öldüğüne dair nerelere başvuru yaptınız? Ben bir Gülvere mezarla dediler. Bir oraya gittim, orada değil dediler. Eşimle birkaç sefer Karşıyaka'ya gittim. Orada görünüyor ama mezar yok. Ben bundan hep şeyde, eski çalışanlardan duyuyorum hastanede. Çoktur ya. Bunlar bizim gibi başvuranlar. Belediyede bu mezar alıyor ya, cenazeleri alıyor ya, hastane gönderiyor. Oranın görevlisi. Oradaki abi söyledi. Beni belediyeye, hastane belediye gönderdi işte bu evrakları çıkartmak için. Ben dedi bak bugün cuma dedi, ağzım oruç dedi, sana yemin şart ediyorum dedi. 20 tane çocuk değil dedim. İlk benim başvurduğumda 20 görünüyordu. Ben dedi 2 tane kız çocuğu geldi gece dedi. Gece bak bizim çocuklar gece gidiyor ya 3'te. Gece dedi 2 kız çocuğu geldi dedi. Sabahlesi defnettim. Hastane şeye gönderdim mezarlığa dedi. Adam Kur'an'a çarptı ağzın orucuyla. De ona çok inandım. 20 tane olsa dedi listede yazar dedi. O da yazıyor da listede. Ha. 2 tane kız çocuğu. Bana da verdikleri bilgi 20. Hangisi doğru, hangisi yeri? Nasıl can verecek bunlar? Ölüm sebebi ben dilekçe verdikçe kanser çıktı. Şimdi dilekçe veriyorum. Şimdiki gelen dilekçede kanser yazıyor. Ya sağlıklı olan bir saatin içinde ne zaman muayene ettin, ne zaman tahlil yaptın, ne zaman filmlerini çektin, ne zaman kanser tedavisi çıktı. Bunları güzel bıraktın. İşte benim bu şimdi 39 sene oldu. 39 senedir bu yüreğimle bir söyle bakalım. Ben öyle olduğuna inanmıyorum. Değil. Benim 3 tane çocuğum var ama o da benim çocuğum. O benim yaramı dişeliyor. Uykularımda ben ölü değilim diyor. Bazen bir camı kapı tıkır tutsun yemin ediyorum. Kalkıyorum oturuyorum acaba diyorum geldi mi ki kapıya. Bazen bir ses duyduğum zaman uyanıyorum. Diyorum ki herhalde geldi. Ben eşim bile hissetmiyorum benim uyku kaçınca. Değil, ölü değil. Ben ölü değilim diyor bana. Bir diyor arıyorsun diyor, niye bırakıyorsun diyor. Bu dediği kelime bu. Gitmediğim yer koymadım bak şu kağıtlara. İlk çocuğum dedim, kahraman gibi olsun dedim, tuttuğunu koparsın. Kahraman olamadı. Ne oldu bilmiyorum. Ölü mü, sağ mı, iyi mi, kötü mü, iyi ailenin elinde mi? Öldüyse mezarlığı nerede?